Herkese merhabalar arkadaşlar. İkinci videomda kaldığım yerden devam ediyorum. Tinkercad programını anlatmaya bildiğim kadar. Sizlere aktarmaya çalışıyorum. Şimdi birinci programda biliyorsunuz ekranın bu tarafını, sol tarafını izah etmiştim kabaca. Şimdi ekranın sağ tarafını biraz daha buradaki tuşların ne işe yaradığını izah edeyim. Ona geçmeden önce şimdi ileri geri tuşlarından bahsedeyim size. Bu tuşlar program üzerinde, üzerindeki ileri geri tuşları. Bunlar çalışma sırasında çok işimize yarıyor arkadaşlar ama bu tuşları şu ekranın sekmesini, yani internetin sayfayı geriye alma, ileriye alma hikayesiyle karıştırmayın. Çünkü ben bu hataya düşüyorum. Bazen yanlışlıkla buna basıp geri alacağım yerde ekranı geriye alıyorum dalgınlıkla. O zaman şöyle bir şey oluyor. Burada yapmış olduğunuz uygulama son haliyle ekranda ne varsa o direkt kaydoluyor. Bu sistemin güzel yönlerinden bir tanesi bu. Yani burada yaptığınız çalışma çöp olmuyor. Sizin sayfanızda. Çünkü hani bu siteye üye oluyorsunuz ya, sizin ana sayfanızda bu çalışmalar hep kopyalanıyor. Ama burada bu geri tuşuna basmak yerine buna basarsanız son haliyle kopyalanmış oluyor. Yani burada bir diyelim ki bu 3 boyutlu yazıcıyla zamanla, eğer hiç bilmiyorsanız 3 boyutlu yazıcı değil, hiç bilginiz yoksa zamanla bunu idrak edeceksiniz. Şimdi burada diyelim ki bir grup tasarımdan bahsediyoruz. Birkaç tane parçayla birkaç şey tasarladık. Diyelim ki 1 ve 2. Bunun toplam yazma süresi atıyorum 10 saat tuttu. Siz ama bu iki parçayı ayrı ayrı da yazdırabilirsiniz. Ayrı ayrı yazdırmak adına şöyle yapıyorum ben. Bunu tutuyorum. Diyelim ki bunu yazdıracağım. Bunu yazdırmayacağım şimdi ilk etapta. Çöpe atıyorum. Bunu dışa aktarıyorum. Ondan sonra geri gidiyorum. Bunu çöpe atıyorum ve bunu dışarı aktarıp bunu ayrı bir dosyada atıyorum. Ve her seferinde bu iki dosyayı bir yazıcıya atarken tek tek atıyorum. İkisi toplam 10 saat sürecekti ve işte 10, bunun ikisini birlikte başlatırsam yazdırmaya, işte atıyorum 5. 6. saatte yazıcı herhangi bir şekilde durursa elektrik kesilebilir. İşte ne bileyim, yazıcı hata verebilir. 6 saatlik işte şu seviyeye geldi diyelim ki, şu seviyeye kadar yazdı. Buradan gerisini, yani bunların ikisini birden bu seviyeye kadar yazacağı için 5 saatte ya da 6 saatte gelen hata 6 saatlik emeğin boşa gitmiş olması demektir. O yüzden de bunları parça parça yazdırdığım zaman işte 5 saat biri tutacak. 5 saat içerisinde bir hata oluşursa daha az bir filament kaybı ve daha az bir zaman kaybı yaşamış olacağım. Çünkü olabiliyor. Yani 10 saat uzun bir zaman. 10 saat içerisinde her şey olabilir. Yani 5 saat içinde de olabilir ama yani 5 saatlik kayıp daha az bir kayıp olacağı için bunları parça parça genelde yazdırmayı tercih ediyorum. Orada da bu tuşlar ileri geri işime yarıyor. Öyle bir püf noktası da belirtmiş olup şimdi devam ediyorum arkadaşlar. Bu işi hani birinci bölüm, zaten birinci bölümde birçok şeyden bahsettim. İşte tuşlardan, şu kareciklerden, kutucuklardan, işte bu hareketlerin nasıl yapıldığını, sağ mouse tuşuyla, işte sol mouse tuşuyla neler olduğunu ve kabaca buradaki cetvelden ve işte çalışma düzleminin yerinden bahsettim. İkinci videomda da şimdi bunu sonlandırmayı ve kabaca bazı püf noktalarını, buradaki tuşların ne işe yaradığını kabaca izah edeceğim arkadaşlar şimdi size. Şimdi burada şuradaki tuşlardan devam etmek istiyorum. Burada herhangi bir şey seçmediğim için onlar silik görünüyor. Şöyle bir seçim yaptım. Normalde soldan sağa doğru giderim ama bunu da soldaki en sonuncu olacağı için. Şimdi burada gördüğünüz bu iki tane üçgen şekil ayna efekti vermek için işe yarıyor. Gördüğünüz gibi ona tıkladığım zaman buralarda oklar belirdi. Yani buradaki oka tıklarsam işte ne olacağı silik yazıyla şurada görünüyor yine. Yazıyı o tarafa alıyor.
Şeyin ne demek? Şu sütunun, kırmızı sütunun yönünü değiştiriyor. Tepe taklak yapıyor. Ve bu çeşitli şeylerde bu aynı efekti 200 almanız gereken hallerde, işte mesela pervane yazdırırken A yüzü B yüzü vardır pervanelerin. A yüzünü buldunuz bir yerde. B yüzü de gerekiyorsa aynı efektiyle bu işi çözebilirsiniz arkadaşlar buraya atıp. Bu arada bu programın bir güzel yanı da başka uygulamalarda. Mesela Thingiverse kullandığımız uygulamalardan bir tanesi. Orada hazır yapılmış tasarımlar var. Onları da bilgisayarını indirdikten sonra bu program üzerine alıp üzerinde oynama yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu gerçekten çok iyi bir özellik. Yani bunu kullanmaya başladıktan sonra bunu yani hayallerle alakalı bir şey, hayal ettiğiniz şeyi burada gerçekleştirebiliyorsunuz. Gerçekten çok iyi tasarlanmış bir uygulama. Çok beğendiğim için zaten anlatıyorum. Birkaç yerden de tavsiyesini duydum. Bir çok basit bir tasarım programı diyebilirim. Çok böyle basite indirgenmiş, herkesin anlayabileceği, sadece biraz kurcalamakla alakalı. Bu uygulamayla ilgili benden daha fazla bilgi sahip olanlar olabilir. Lütfen yorumda bazı takıldığım konular var. Mesela şu düzlem kürada dokunduğum zaman nesneye bunu tam ortaya alıyor. Burada yok öyle bir şey ya da ben bulamadım. Yani mesela şöyle yaklaştırdığım zaman işte şurayı yakalamam gerekirken böyle tepe taklak yapıp şurası tam örtüşüyor mu, örtüşüyor mu? Onu görmek için böyle tepe taklak falan yapıyorum. Bayağı uğraştırıyor şu aradaki boşlukları işte. Hizalamaları, bilmem neleri. O yüzden varsa bunun kolay bir yöntemi bilen, burada interaktif olarak bana da yardımcı olabilir. Ben bu zamana kadar kullandığım ve bulduğum şeyleri aktarıyorum. Programla ilgili profesyonel bir bilgiye sahip değilim. Bildiklerimi sadece aktarmaya çalışıyorum. Onu da dipnot olarak geçeyim. Şimdi bu ileri geri tuşlarının bana çok faydalı olduğundan bahsettim. Buradaki evet ayna efektini hallettik. Şimdi buradaki hizalama hikayesi de gerçekten bu işte bazı noktalarda gerçekten çok çok işinize yarayacak işler. Mesela buradaki noktacıklar çıkıyor gördüğünüz gibi. Hangi noktanın üstüne giderseniz ne olacağı da yine hayalet kurucu olan şu hayalet yazı ile hayalet görsel ile ne olacağı yani buna basarsam orada ne olacağı burada özellikle görünüyor. Bu çok iyi bir özellik onu söyleyeyim. Yani bu özellikle balans hikayesi olan işlerde mesela bir diyelim ki bir tekerlek yapacaksınız. Böyle bir silindir aldınız. Belirli bir devirde dönecek bu. Dönerken de balans yapmaması için bu iş çok işinize yarıyor. Yani bu sekme, tuş neyse abi. Diyelim ki böyle bir delik geleceksiniz buna. Deliği de izah edeyim bu arada. Deliği geçen şeyde bir üstünden geçmiştim. Şöyle seçiyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde tam ortaya denk getirmişim. Bu iki tuşa bastığınız zaman bunun tam ortasına denk gelmiş oluyor. Siz de deliği oluşturduğunuz zaman bunun gördüğünüz gibi tam ortasına yani balans yapmayacak şekilde bu oluşturacağınız deliğin milimetrik durumunu da ayarlamanız gerekiyor kullanacağınız malzemeye göre. Şöyle seçtiğim zaman gördüğünüz bütün değerler burada veriyor. Bu değer hepsi elle de girilebiliyor manuel olarak. Birinci bölümde izah etmiştim bunlardan. Burada bu hizalama işi bu tip şeylerde gerçekten çok faydalı oluyor. Onu da üstünden geçmiş oldum. Şimdi cetvel zaten cetvelin önemini biliyoruz. Cetveli buradan direkt kafa karıştırmamak istiyorsanız kapatabiliriz. Kaç tane cetvel attıysam 3 tane falan kapattım herhalde. Neyse şu anda gördüğünüz gibi bu parça tutup çekip hareket ettirebiliyorum. O yüzden de buradaki bu parçaları bütünlemek gerekiyor bazı uygulamayı devam ederken bazı tasarımlarda. Orada da şöyle ikisini birlikte seçiyorum. Buradaki bu gruplandır tuşu işe yarıyor. Direkt gruplandırdığım zaman bu ikisini birbirine birleştiriyor. Artık bir bütün olarak hareket ediyorlar. Bu gruplandır özellikle delik dedik ya açacağım.
İşinde çok işe yarıyor. Zaten olmazsa olmaz gibi bir şey. Böyle olmaz yani. Şimdi şunu, bununla işim bitti. Nizalamayı şeyi gösterdim burada. Bunu çöpe atıyorum. Şimdi diyelim ki böyle bir küpümüz var. Ve biz bu küpün üzerine çeşitli ebatlarda delikler delmemiz gerekiyor. Ya da aynı ebatta şöyle bir tane silindir gelişi güzel atıyorum. Buradan ölçülerini siz belirleyebiliyorsunuz. Şimdi şöyle yapayım. Bundan bir iki tane daha çoklayayım. Her eksen. Niye çoklamadım? Hızlı bastım çünkü. Şimdi çokladı. Evet. Şimdi her eksene bir tane delik vereceğimizi düşünelim. Bunu da şöyle yapacağız. Birisi dikey düzlemde olsun. Birisi şimdi buradaki okçuk görüyorsunuz. Yatay düzlemde yapacağım bunu. Buradaki şu eğri okçuğu gördünüz. Buna basıyorum. Pardon. Basıyorum mouse'un sol tuşuyla. Yukarıda hareket ettirirsem milimetrik hareket ediyor. Aşağıda şurada hareket ettirirsem daha gördüğünüz gibi büyük hareketler yapıyor. Basılı tutarak yapıyorum bunu. Şimdi bunu buraya bıraktım. Şimdi bunu da diğer yatay düzlemde yine aynı harekette. Burada iki tane okçuk çıkıyor gördüğünüz gibi. Bununla da silindirde gerçi çok bir faydası yani yanlış yerden tuttum şu anda. Geri giderek milimetrik şeylerde sapma olmasın diye 20'ye 20 idi ya hani başka yerden tuttum bunu atıyorum birine 1 yaptım birine 14 yaptım gördüğünüz gibi. Yanlışlık oldu diyelim ki geri şu burada da çok işime yarıyor gördüğünüz gibi 20 20'ye geri gelmiş oluyor. Elle de bu değerleri değiştirebiliyoruz. Cetveli buraya atarak buradaki bu değerleri manuel olarak da düzeltebiliyoruz. Yine birinci bölümde bahsetmiştim. Şuradaki ok şu gördüğünüz yine aynı şekilde yönünü yatay düzlemde değiştirebilmenize yarıyor. Silindir olduğu için çok bir mantığı olmadı. Ama göstermiş oldum. Şimdi bunu da bu şekilde yatırıyorum. 90 derecede. Şimdi bu şekilde diyelim ki bunlardan delikler de açacağım. Hepsini şöyle seçip hizalamaya geliyorum. Bunların hepsini hizalayıp bir de şuradan hizalamam gerekiyor. Tamam. Hepsini ortaya hizaladım. Gördüğünüz gibi böyle bir şey oluştu. Şimdi burada delik hikayesi. Yine buraya delik koyacağım için. Deliğe basıyorum. Bunu seçiyorum. Deliğe basıyorum. Bunu seçiyorum. Deliğe basıyorum. Bunu da seçemedim. Seçemedim. Başka şey. Yani neyse bu şekilde deliği deldim. Gördüğünüz gibi flu oldu o silindirler. Şimdi hepsini tekrar seçip gruplandır bastığım zaman gördüğünüz gibi bu şekil elde etmiş oldum. Şimdi milimetrik burada yine bir püf noktası. Bu yuvarlakları milimetrik ölçülerde yazdıysanız bu saatten sonra bunun burasından tutup çekerseniz oradaki milimetrik değerler yerinden oynadı arkadaşlar. O yüzden bu kareyi iyi tasarlayıp küpü pardon. Ondan sonra bu şeyi delikleri milimetrik deleceksiniz delmeniz lazım. Şu anda ben bunun ayarıyla oynadım. İlk başta işte 20'ye 20 idi ya. Şimdi bunlar farklı ölçülerde oldular artık. Böyle oynadığım için. O yüzden tasarımların önceliğini de kafanızda oluşturun ki daha sonra yazıdan çıktık aldıktan sonra bu benim istediğim ölçü olmadı demeyin. Çünkü bununla oynadığınız anda bunun şeyi gitti. Şimdi gördüğünüz gibi havada asılı bu. Bunu küraya attığım zaman yere koyacak küra büyük ihtimalle. Böyle bir askıda bir şey yazdırmanın bir mantığı yok. Ama tasarımlarda bazen böyle şeyler olabiliyor. O yüzden ona da dikkat edelim. Şuradaki gördüğünüz şu küçük siyah üçgen bunu yukarı aşağı indiriyor. Bakın şuradaki gölge, şuradaki gölge bunun zemin seviyesini gösteriyor. Çalışma düzlemindeki zemin seviyesini bunu bu şekilde de yazdırabilirim ama buradan itibaren yazdıracak. O yüzden bu tarafını yazdırmayacak. O yüzden bunu da iyi ayarlamanız gerekiyor. Yani şuradaki şu gördüğünüz sıfır olması gerekiyor. Bir olursa altına destek koyması gerekir. O zaman
Yani küre attığınız zaman sapma yaşanabilir. Buradaki şeyin aynısını küre, bunu koyduğun yerin aynı yerinde çıkaracak diye bir kaydı. Mesela ben bunu burada yazdırmak istiyorum. Diyelim ki yüzlemin burasında. Küre attığım zaman bu tam ortada da çıkabilir. Neyse, kabaca şimdi sonlandırma işine doğru gelmiş olduk. Ufak tufak şeyler verdim. Mesela Thingiverse'daki bir programı, bir hazır tasarımı buraya alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun üzerinden de bu düzlem üstünde eklemeler, çıkarmalar, işte kesmeler, biçmeler, istediğiniz şeyi yapabiliyorsunuz. Onlar başka bir anlatımın konusu olacak. Thingiverse ile ilgili bir video çeker miyim? Gerçi o video çekilecek bir şey değil, çok basit. Yani şu gördüğünüz şurada şeyi olan Thingiverse yazarsanız Google'a direkt hazır şeyler var. Ama İngilizce olarak arattırmanız gerekiyor arayacağınız şeyleri. Türkçesi var mı bilmiyorum. Şimdi bu programla ilgili anlatacağım şeyler ikinci bölüm için bu kadar arkadaşlar. Bunun devamında da bunu yazıcıya da çıktı alabilecek hale getirmek için şurada gördüğünüz dışa aktar basıyoruz. Burada gördüğünüz STL'yi seçtiğimiz anda bu gördüğünüz gibi bunu bilgisayar otomatik indiriyor. Benim bilgisayarım karşıdan yüklemelere indiriyor. Herhangi bir seçim yapmadığım için. Yine bu isimle indiriyor. Şuradaki ismi bu arada değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu ismi burada da değiştirebilirsiniz. Bilgisayara indirdikten sonra da değiştirebilirsiniz. Nasıl isterseniz ama burada değiştirirseniz daha faydalı olur. Çünkü yani unutmazsanız eğer öbür tarafta da değiştirebilirsiniz. Bir şey değişmez ama burada isminin ne olduğunu, hangi parça olduğunu, hani ilk başta bahsetmiştim ya, bundan mesela iki tane, üç tane yazdıracaksınız ya da başka tasarımlarınız var, birini sildiğiniz birini yazdırıyorsunuz. Bunlara değişik değişik isim vererek kaydedebilirsiniz. İşinizi kolaylaştırır. Bunun üzerine tıklayarak adını değiştirebiliyorsunuz. Şimdi ben buraya attım. Buna bastığım zaman direkt şurada görünen şeyden kürayı otomatik olarak açıyor. Küranın formatında, çünkü o STL formatı. Kürada bu işin yazıcıdan önceki son durağı Kura, Ultimaker Kura. Bu programın bütün en popüler program diyebiliyorum bunu. Bunun dışında programlar tabii ki de var ama 3D yazıcı programların içinde az önce bahsetmeye çalıştığım buydu arkadaşlar. Şimdi Kura bunu gördüğünüz gibi tam ortada açtı. Ve ben burada ne yapmıştım? Biraz buraya kaydırmıştım. Gördüğünüz gibi tam ortada değil. Ama Kura'da düzlemin tam ortasında. Az önce bahsettiğim hikayede gördüğünüz gibi şöyle izah edeyim. Şimdi orada yok, şurada var dediğim hikaye. Şurada buna dokunduğum zaman bunu tam ortalıyor. Ama öbüründe böyle bir özellik yok. Yani bunu seçtiğim zaman, şimdi az önce seçtiğim için tam ortaladı. Farklı bir yerdeyse bile şurada bunu belirli bir seviyeye getirip her yerine ulaşmamı rahatlıkla inceleyebilmemi sağlıyor. Tabanlara da gördüğünüz gibi kırmızı gösteriyor, sıfır çizgisine. Küra başka bir videonun konusu. Çok fazla anlatan var Küra'yı. Benim bilgim de çok fazla değil açıkçası. Ama bildiğim birkaç bir noktası var. Onları belki bahsedebilirim başka bir programda. Yazıcıya hazır hali bu. İstediğiniz yere burada Küra'nın uygulamasıyla yerini oynatıp dilimledikten sonra direkt flash belleğe atıp ya da işte SD karta atıp bunu yazıcınızdan çıktısını alabiliyorsunuz arkadaşlar verdiğiniz ölçülerde. Şimdi bu dediğim gibi bunu kapatırsanız direkt otomatik olarak kaydetmiş olacak. Kendi girdiğiniz, şifrenizle girdiğiniz yerde sizi bekliyor olacak. Bunun tasarımlarınız. Bu bir güzel bir özellik bu programla ilgili. Şöyle seçtiğim zaman ortalamayı görüyorsunuz. Az önce bahsettiğim hikaye. Yani bunun ince bir noktasına bakmaya çalışırken şöyle bayağı bir uğraştırıyor insanı. Bunun yerini oynatıyorsun falan filan. Neyse, çok büyük de bir problem değil yani. Uygulama o kadar güzel ki bazı ufak tefek şeyleri görmüyorsunuz bile. Bana göre öyle. Çok basit. Her şeyi kolaylıkla yaptığım kolay bir uygulama. Onun dışında temel şekiller ve buradaki hazır şekiller mevcut. Buradaki optan istediğinizi seçip bunun içerisinden işte yazımı yazmak istiyorsunuz. Rakamlarla mı işiniz var? Ne ararsanız
Demişken buradaki ikinci sayfada bazı semboller, soru işaretiyle, işaretiyle ve rakamlar burada. Veya hazır şekiller, karakterler, ne ararsanız bunun içerisinde yardımcı olacak. Ama en fazla kullandığımız hikaye buradaki temel şekiller. Çünkü bu temel şekillerle yapılıyor zaten. Bütün ne yapılıyorsa çok detay bir şey yapmıyorsanız. Bu temel şekiller işinizi görecek şeyler, şekiller. Bunlarla uygulama yapılabilir. Arkadaşlar bu video ile ilgili ya da bu uygulama ile ilgili bildiğiniz farklı şeyler varsa lütfen yorumlarda bana bahsedebilirsiniz, beni bilgilendirebilirsiniz. Ya da sormak istediğiniz bir şey varsa elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Yorumlardan bana yazarak bilgi alışverişi yapabiliriz. Bu tip videolar çekiyorum. Genelde 3 boyutlu yazıcıyla videolar çekmeye başladım. Genelde tamir işleri çektiğim videolar. Bana destek olmak için beni takip edebilirsiniz. Beğen tuşuna basıp beğenebilirsiniz. Aynı isimli Instagram adresimden de yaptığım işlerin neticeleri ne oldu fotoğraflarla anlatmaya çalışıyorum. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Umarım faydalı olur. Herkese kolay gelsin.